dertli dertli. Dinleniyorsun. Merhabalar herkese. Metin abi bizimle misin? Barışcan merhabalar. Merhaba, hoş geldin sen de. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsın abi, iyi misin? Teşekkür ediyorum. Sanırım yayınımız başladı. Evet, artık yayının içerisindeyiz. Ben birkaç bir şey söyleyeyim, sonra sözü sana devredeyim senin için de uygunsa, olur mu? Buyur Barış'cığım, gayet uygun. Tamamdır. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz normal şartlarda bayram vesilesiyle yüz yüze bir araya gelmeye çalışıyorduk. Toplulukta bu etkinlikleri gerçekleştirmeye çalışıyorduk. Ama fiziki şartlarda bu mümkün değil. O yüzden zaten bir Baraka'ya hoş geldiniz yazısıyla bir açılış yapmak istedik. Bu vesileyle burada olan, bizi izleyen, hatta yayında bize yardımcı olacak herkese teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. Söyleyecek çok da fazla bir şey yok. Süreçten falan çok bahsetmek istemiyorum tekrar. Ama bir bayram içerisindeyiz. Bu bayram vesilesiyle, kutlamalar vesilesiyle yine her zaman olduğu gibi bir aradayız. Sözü bundan sonrası için dönem sorumlusu Metin Özaslan'a bırakıyorum. Barışcan çok teşekkür ediyorum. Güzel açılışın için ve ev sahipliğin için. Baraka'ya her zamanki gibi bayrağı sizler taşıyorsunuz. En güzel şekilde de taşıyorsunuz. Ve sanal ortamda da olsa bayramlaşmamızı bu koşullar altında yine Baraka'mızda sizlerin ev sahipliğinde yapıyoruz bu vesileyle. Tüm çaylak arkadaşlarımızın, senin şahsında bizi izleyen tüm çaylak arkadaşlarımızın, daha sonradan izleyecek olan arkadaşlarımızın da bayramını kutluyorum. Gerçekten insanlık zor bir dönemden geçiyor. Ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz ama salgın bize, tüm insanlığa, insan olmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın, doğaya ve daha da önemlisi birbirimize ve ilişkilerimize saygının önemini kat kat hatırlatmış oldu. Tabii ilişkiler deyince tabiatın ilişkilerinin çok özgün bir boyutu var. Bizler sürekli hep beraber olduk. İlk defa da böyle bir uzak kalma sürecini, mücbir sebeplerden dolayı uzak kalma sürecini yaşıyoruz. Ama bizim geleneklerimiz var. Bunlardan birisi de bayramlaşma. Bayramlaşma her bayramın üçüncü günü Baraka'da sizlerin ev sahipliğinde yaptığımız geleneksel bayramlaşma merasimimiz. Bu arada dışarıdan da
Havai fişekler geliyor. Sanırım Beşiktaş şampiyon oldu, değil mi? Tam takip edemedim ama öyleydi en son abi yani. Evet, sanırım Beşiktaş şampiyon oldu. Tüm Beşiktaş camiasında bu vesileyle tebrik ediyoruz. Galatasaray'ı da, Fenerbahçe'yi de ne diyelim, geçmiş olsun diyoruz camialarda. Bir dahaki yıllarda bırakmasınlar diyoruz. Tabii biz Ankaralılar olarak Ankara Gücü de, Gençler Birliği de bizi maalesef hiçbir zaman başımızı yerden kaldırmadı. Biz de umudumuzu geleceğe sakladık. Önümüzdeki sezonlarda umuyorum tekrar lige çıkarız. Sonrasında da lig kupasını ilk defa Ankara'ya getiririz diyoruz. Bu bayramda da bu bizim bir talebimiz olsun. Evet, sözü çok fazla da uzatmak istemiyorum. Bugün özel bir programımız var. Pandemi koşulları altında hazırlanan bir program. Geleneğimizi yaşatalım istedik. Bunu da pandemi koşullarına uydurarak TABT TV'miz üzerinden bu geleneği yaşatalım dedik. İki bölüm var bu programda. İlkinde bize ulaşan bayram mesajları var. TABT'lilerden gelen, TABT'li dostlarımızdan gelen bayram mesajlarımız var. İkinci bölümde müzikal bölüm. Daha çok şeker ikram edeceğimiz, baklava ikram edeceğimiz bir bölüm. İlk bölümü eğer kolay diye kabul ederse tüm TABT'li dostlarımız, ikinci bölümde şeker, baklava tatlıları ikram edeceğiz. Burada da video kayıtlarımız var, müzik kayıtlarımız var. Bu şekilde ilerleyeceğiz ve ben umuyorum pandemi koşullarında kutladığımız bu ilk ve son bayramlaşma merasimimiz olur. Umuyorum bayram dünyaya, ülkemize, üniversitemize, Türk Halk Bilim Topluluğuna, Fosili'yle, Çağlar'la sağlık getirir, huzur getirir, barış, mutluluk getirir. Ve bu vesileyle de tüm TABT'lilerin Fosili'yle, Fosla'yla, Çaylaklar'ıyla, yurt içinde olanlarla, yurdun dört bir yanında olanlarla, yurt dışında olanlarla tüm camiamızın Şeker Bayramı'nı, Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve şimdi sizleri sizlerden gelen bayram mesajlarıyla baş başa bırakıyorum. Sevgili TABT'li kardeşlerim, arkadaşlarım, 73 yaşındayım. Tabii insan bu yaşa gelince zaman zaman oturup kendi kendiyle hesaplaşıyor. Ben bu hesaplaşmalarda yaptığım iyi şeyler ve kötü şeyleri de düşünüyorum. Yaptığım iyi şeylerin her seferinde en ön sıralarında TABT'li olmak geliyor. Sizlerle beraber olmaktan, sizleri izlemekten, sizlerin yaptıklarınızı görmekten ve duymaktan onur duyuyorum. Hepinizi de iftihar ediyorum. Bu ülkede sizin gibi insanların topluma çok önemli katkılarda bulunduğunu düşünüyorum. Katkılarınızın daha artacağı zamanları diliyor. O zamanları hep birlikte görebilmeyi umut ediyorum. Sevgilerimle. Sevgili TABT'liler, bu bayram gününde uzaktan da olsa birlikte olmak çok güzel oluyor. TABT'nin hepimizin hayatında çok önemli, çok unutulmaz ve çok değerli bir yeri var. Bu yüzden uzaktan da olsa bu sizlerle olabilen birlikteliği çok çok önemsiyorum. Ben bu bayram vesilesiyle TABT'nin en eski fosilinden, topluluğa yeni girmiş en genç öğrencisine kadar hepsini kutluyor ve hasretle en kısa zamanda birlikte olma arzusuyla kucaklıyor ve yanaklarınızdan öpüyorum. Herkese sevgiler. ODTÜ'lü ve TABT'li sevgili genç kardeşlerim, ağabeylerim, dostlarım. Yaşantımın her döneminde ODTÜ'lü ve TABT'li olmak benim için bir gurur
ve mutluluk kaynağı olmuştur. Sizlerle yaşam sevincini paylaşıyor, ODTÜ'lü yıllarımın anılarını canlı tutuyorum. Sizlerin heyecanı, yaratıcılığı, birbirinize olan bağlılığınız, saygı, sevgi ve hoşgörünüz bu topluluğun temel özellikleridir ve insanlık erdemleridir. Bu güzel duygularla sizlerin bayramını kutluyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Merhaba, ben Bülent Kimir. Sizlere 2021 Mayıs ayının da Ramazan Bayramı vesilesiyle sesleniyorum. TABT'nin sevgili üyelerine bir bayram mesajı. Tabii bayram mesajı dediğimiz zaman özellikle benim gibi 60'ın üzerine çıkmış olan kişilerin bayram mesajlarında daha çok çocukluk bayramlarına yad eden, eski günleri, eski bayramları yad eden konuşmalar olur. Ama ben eskiyi değil de TABT'nin bize vermiş olduğu o güzelliği yad ederek başlamak istiyorum. 1975 yılında, yani bundan 46 yıl önce TABT'ye ODTÜ'de ilk adım attığım günden bu yana tam 46 yıl olmuş. 75 yılında girdikten sonra tam 5 yıl ODTÜ'de okuduğum süre içerisinde ve sonrasında büyük bir ailenin içerisindeydim. Ki nasıl bir aile? Benim girdiğim yıldan 15 yıl daha geriye gittiğimiz 65 kuşağını da içine alan, 68 kuşağını içine alan, daha sonra belki de giriş yılımdan 30 yıl sonraki Z kuşağını da içine alan ve hepsiyle ortak noktalarda, ortak zevklerde buluştuğumuz, türkü söylediğimiz, halay çektiğimiz, şakalaştığımız, hatta çocuklaştığımız bir gruptan bahsediyorum. Bu grupla maalesef son 2 yıldır pandemi nedeniyle çok sık beraber bir araya gelemiyoruz. Hele bu pandeminin tam bizim büyük heyecan ve zevkle hazırlandığımız Morfos günleri öncesinde denk gelmesi bizi daha da üzmüştü. Ama eminim ki bu geniş bir geniş kuşakları kapsayan bu aile önümüzdeki yıllarda bu sıkıntılı günler bittiği zaman böyle video konferansı veyahut da video mesajlarının dışında yine aynı sıcaklığı, eski günlerin sıcaklığını hissedeceği birlikte temasla, dansla, halayla, türkülerle birlikte olacağı çok güzel bayramlarımız olacak. Tüm TABT üyelerinin en eskisinden en yenisine, 68 kuşağından Z kuşağına hepsinin bayramını kutluyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Güzel günlerde beraber olmak ümidiyle sevgiler. Sevgili TABT ailem, hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, barış içinde bir bayram diliyorum. İnşallah en kısa zamanda tekrar yan yana, gönül gönüle, bol sarılmalı, bol kucaklaşmalı bayramlara kavuşuruz. Hepinizi çok seviyorum. Bir mensubu olmaktan her zaman mutluluk ve gurur duyduğum TABT ailesinin tüm fertlerinin bayramını gönülden kutluyorum. Nazan'ın da söylediği gibi sarılacağımız nice günlerde güzel bayramlar kutlamak ümidinde olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Merhaba canlar, Behzat Yıldırmer, İşletme 78, TBT 73. Bayramımız kutlu olsun. Bugünün anlam ve önemine binaen Davut Suler Usta'dan bir bayram türküsü seçtim. Umarım becerebilirim. Ayrıca umarım bundan sonraki buluşmalarımızda, fiziken buluşmalarımızda böyle ekran ekrana ve cam cama değil, can cana birlikte oyunlarımıza, türkülerimize hep birlikte keyifle, aşkla can verebiliriz.
Yaşamımın neredeyse 45 yılını kapsayan kocaman ailemin, kocaman yürekli üyeleri merhaba. Hasretlerin artık son bulacağı, her günü görüşebilme özgürlüğü yaşayabileceğimiz güzel günlerde keyifli bayram kutlamaları, bayram sevinçleri, bayram halayları diliyorum hepimize. Gönlümüz, gönlünüze sevgi, saygı ve umut katsın dostlar. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sevgili TBT'liler, kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, her şeye rağmen mutlu, yine de umutlu, sevgi dolu bayramlarımız olsun. Tüm dünyanın adalete, barışa, sağlığa, huzura ve aydınlık yarınlara bir an önce kavuşması dileğiyle aileniz ve sevdiklerinizle nice nice bayramlara. Merhabalar. Yaşı ve yaşlısı olmayan sevgili TABT ailem, Semra ben. Fosiliyle, çaylağıyla, foslağıyla, tüm sevdiklerinizle, ailenizle birlikte hepinizin şeker bayramı kutlu olsun. En kısa zamanda sağlıklı bir araya gelmek ümidiyle, kocaman coşkulu kalabalıklarımızda hasret gidermek dileğiyle hepinizi öpüyorum, çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Değerli TABT ailem, hepinize sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Merhaba TABT'li kardeşler, büyüklerim. Aslında TABT'li olmak bu gezegenden olmamak gibi bir şey. Bu nedenle bir arada olmayı, birlikte halay çekip türkü söylemeyi en çok özlediğim ve bunun dışında da neredeyse hiçbir şeyi özlemle hatırlamadığım bir süreç bu. Yasaklar bizi bir yerlerde kıstırdı, her birimizi bir köşeye iletti. Ama ne olursa olsun birimizin diğerine ulaşmasını engellemedi. Mutlu bayramlarınız olsun, her gününüz bayram tadında olsun. Ve bir Arif dostun dediği gibi gününüz gününüzden hala olsun. Herkese merhaba. Değerli büyüklerim, sevgili arkadaşlarım, kardeşlerim, bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Sizleri çok özledim. Bir araya gelebildiğimiz, omuz omuza oyunlar oynayabildiğimiz, sevgiyle kucaklaşabildiğimiz nice sağlıklı bayramlar diliyorum. Hepinizi çok özledim. Sevgiyle kucaklıyorum. Hoşça kalın. Evet, bayramlaşma mesajlarının olduğu bölümdü. Yani bize bayramlaşma mesajlarıyla ulaşan dostlarımızın atlamışsak sürçelisan etmişizdir affola. Ama bir dizi eleştirmeye çalıştık. Dipnotlarımız bu. Şimdi bölümlerle alakalı kısımlara geçtik. Bu videoları teknik nedenlerle ard arda ekleyerek yol almak istemedik açıkçası. Ve kendimize göre belli bir birleştirmelerle yol alıp onunla akışlar sunalım istedik. Birinci bölümde her birine gerçi isimlerini yazdık, dönemlerini değil belki ama zaten büyük bir çoğunluğun tanıdığı, birlikte olduğu isimler. İsmail abinin, Behzat abinin ve bize erişen bütün canlıların sırayla bilgilerini aktarmış olacağız. Seyriniz daim olsun. Görelim ustamız neyle başlamış. Müzik
ateşim yanmadan tütünüm tüter. Ateşim yanmadan tütünüm tüter. İrem bahçesinde güldümler öter. İrem bahçesinde güldümler öter. Ey bana bir iş oldu ölümden beter. Bana bir iş oldu ölümden beter. Kalmadı sabrı tahammül, ağlarım her gün. Yarın Hak divanında söylesem bir gün. Kalmadı sabrı tahammül, ağlarım her gün. Yarın Hak divanında söylesem bir aşkın kemendini taktı boynuma. Aşkın kemendini taktı boynuma. Felek olmaz giden kendi yoluma. Felek olmaz giden kendi yoluma. Giyin urbaları, gel gir koyluma. Giyin urbaları, gel gir koluma. Kalmadı sabrı tahammül, ağlarım her gün. Yarın Hak divanında söylesem bir
Davutsun Ali'ye ahtı alamda bir yıldız doğmuştur vakti zamanda. Seher bülbülüye ulu divanda sen benim vekilim ol başın için. Hey 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 hey. Seher bülbülüye ulu divanda sen benim vekilim ol başın için. Hey 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 hey. Yaşına girince Gonca güldür henüz açılıp 11'inde Gonca diye koklarlar 12'de elma de saklarlar 13'ünde cevru cefa çekerler 14'ünde hamre şekere benzer bağdır uzanır kameti Selvi'ye benzerim. Şikar mı zincirlerden kopmuş aslana benzerim. Sular durur 35'te hep günahlar sorulur yalana karışmış irfana benzeri. Çökmüş
dumana benzer yaman. Sevgili THBT'li dostlarım, arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle selamlıyor. Bayramınızı içtenlikle kutluyor. Nice güzel bayramları tüm sevdiklerinizle birlikte geçirmenizi diliyorum. Ayrıca bu etkinliği düzenleyen, düşünen sevgili kardeşim Hasan Kababulut'a da teşekkür ediyorum. Anadolu'da güzel bir söz vardır. Çam sakızı çoban armağanı derler. Ben de bu bayram kutlamasına bir türküyle katılmak istedim. Çorum yöresinden Aşık Haydar Öztürk'ten alınan güzel bir deyiş. Ak göğsünde nokta nokta ben olam. Sen çiçek ol, ben petekte bal olam. Thank you.
Evet, ben de sevgili İhsan Hocam, içtenlikle çok teşekkür ediyorum. Nerede ve ne zaman, hangi durumda seslensek, inanılmaz büyük bir lezzet ve keyif katarak hayatımızın içinde oluyor. Büyük bir armağan aslında bize, THBT ailesine de. Buradaki tezahürü şu aslında, İsmail abi ve İhsan Hocam, aslında dönemdaşlar, birlikte çalışmış, birlikte saz yolculukları yapmışlar. Her iki ustayı da ellerinden öpüyorum. Evet, şimdi başka bölüme geçiyoruz. Orada da yine çok keyif alacağınız arzularda eklenmiş türküler var. Selçuk abiyle yürümeye başlayacağız. Bakalım Selçuk abi bizi nerelere götürecek? Hepinize merhaba. Yine nasıl geçtiğini anlamadığımız bir baharı dostlardan uzak yaşıyoruz. Ama hiç olmazsa türkülerimiz var. Canımız çektiğinde hayali de olsa yayla yayla dolaşabiliyoruz. Tüm güzellikleri sağlıkla hep birlikte gezip gördüğümüz, çalıp söylediğimiz günlere tekrar ulaşabilmeyi diliyorum. Güzelim, güzelim.
aşkın gözüne yazmalı
Evet, Selçuk abi tanıyanlar bilir. Türküleri öyküleriyle, yaşanmışlıklarıyla, altında yatan ana nedenleriyle yol eyler bize, paylaşır, gönlünden akanlarla örneklendirir. Ümmüşen tevabetiyle aslında herkes sadece Ümmüşen olarak biliyor ama hepimizin farklı şekilde bildiği, dokunduğu yanları var. Ben çok değerli bestelerini tanıyarak Ümmüşen'i tanımıştım. Ali Fuat da bir TABT emekçisi ve TABT'de çok başka derlemeler ve bu tip anlamda deneyimleri olan bir dostum. Öyle bir üçlemeyle şimdi yolculuğu başka bir bölüme aktaralım. Gençliğim aslında çocukluğum diyorum ben ona. Bülentli, Buketli bir yolculuğa başlayacağız. Sizi bu kez böyle bir yolculuğun içine alın. Buyurun. Sevgili TABT ailem, hasretle kucaklaşacağımız bayramların özlemiyle hepinize sevgiler, selamlar. Herkese iyi bayramlar. Bir ay doğar karşıdan, yar bakıyor damdan dala oynadan, yar bakıyor damdan dala oynadan. Bir kez yanımdan gel geç, ordum al başımdan dala. Yanımdan gel geç, aklım al başımdan dal dal oynadan, aklım al başımdan dal dal oynadan. Thank you.
İptidadan yol sorarsan, İptidadan yol sorarsan, yol Muhammed Ali'nindir, yol Muhammed Ali'nindir. 72 dil sorarsan, 72 dil sorarsan, dil Muhammed Ali'nindir, dil Muhammed Ali'nindir. Gece olur, gündüz olur, gece olur, gündüz olur, cümle alem dümdüz olur, cümle alem dümdüz olur. Gökte kaç bin yıldız olur, gökte kaç bin yıldız olur, ay Muhammed Ali'nindir, ay Muhammed Ali'nindir, ay Muhammed Ali'nindir, ay Muhammed Ali'nindir. Şah İsmail Safevi'nin sözleri, benim havalandırmaya çalıştığım bir nefesi sizlere seslendirmeye çalıştım. Bu vesileyle tüm TBT ailesinin ve tüm insanlığın Ramazan bayramını kutluyorum. Umarım nice güzel ve sağlıklı bayramlara hep birlikte yaşama ihtimaline ulaşırız. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bayram günü derler, alem eğlenir. Sen bizim yaylaya gel başın için. Dertliler otur vur derdi söyleşir. Etme intizarın gül başın için. Hey 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 hey. Dertliler oturmuş derdi söyleşir. Etme intizarın gül başın için. Hey 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 sen benim fakir.
Öncelikle görüntülü veya yazılı mesajlarıyla, sazlarıyla, sözleriyle, türküleriyle bayram tebriklerini paylaşan tüm teravetli dostlarımıza, büyüklerimize, kardeşlerimize, küçüklerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu arada bir takım teknik aksaklıklar da yaşıyoruz. Bunun için de özür diliyoruz. Ama buradan bir derse çıkıyoruz. Önümüzdeki dönemlerdeki yayınlarımızda olabildiğince bunları gidermeye çalışacağız. Evet, bayramlar kardeşliği paylaşmak, sofraları paylaşmak, lokmaları paylaşmak, birliktelikleri paylaşmak. Bir mesajla geldi bana. Kıbrıs'ta HBT'li kardeşlerimiz, halk bilim topluluğu mensubu tüm kardeşlerimiz tam kadro bu programı izliyorlar ve bayramlaşma merasimimizi bizimle birlikte paylaşıyorlar. Onlara da buradan kucak dolusu selamlarımızı iletiyoruz. Hepsine iyi bayramlar diliyorum. Evet, sırada ne var Hasan Baba? Ben şimdi tabii sessizliği büyük bir keyifle dinliyorum ya, oralarda takıldım kaldım. Şöyle, ben aslında bir öncekiyle alakalı bir iki şey söyleyeyim istiyorum eğer izin verirsen. Yani yola çıkıp gelenlerle. Evet, Bülent benim çocukluğum aslında. Yani üniversiteye girdiğimizden bu tarafa ömrümüzün 1/4'ü geride kalmış. 1/4'ünde Bülent'siz kabul etmiyorum. Onun için ömrümün tamamında varmış gibi algıladığım bir dostum, kardeşim, yol arkadaşım. Cenk çok inanılmaz etkili, bu anlamda TABT'ye katkıları olan ve tanımakta, birebir yakından tanımakta, gecikmekten hep üzüntü duyduğum bir kardeşim. O her dokunduğu işi asan edenlerimizden biri. Başak da aslında şöyle, Başak Alparslan'ı söyleyeyim. Başak benim bir melodik olarak ona gönderdiğim bir şeyin üzerine okudu. Asıl kahraman Başak okundu. Yani birbirimizi hiç aynı ortamda çalıp söylediğimiz bir şey değildi. Bir müziğin üzerine o su gibi akan ses aslında Demet'in tanımı öyle oturdu. Şimdi tabii yolculuğun bundan sonraki bölümüne biz aslında seninle başladık Başkan. Yani... bu bölüm seninle başlayan bir yolculuk. Seni, Çetin'i, yine tabii bu benim geniş aralıklı dönem arkadaşlarım içinde böyle denk getirdiğim bir yolculuk. Mehmet Dal var, belki tanıyan bilir. O yılların yine halk müziğinin içindeki isimlerden biri, yol arkadaşlarımdan. Ve Murat, uzun zaman sonra tekrar bir araya gelip çalıştıklarımızdan. Şimdi onlarla bir bölüm var. Ondan sonra dilersen önde arkada kim varsa şuralarda toplanalım, ama benden HBT'deki arkadaşlara bir dipnot, eğer erişebilirse birisi, mesela Can bizi dinliyor, onları Zoom'a alalım, bir Zoom bağlantısıyla hepsini bir arada finalde görelim. Ne dersin? Çok çok iyi olur. Tabii Mehmet Dal deyince bizim dönemimizde Mehmet bağlamayla yatardı. Yani kendisi öyle tabir edilir, hiç yanından ayırmazdı. Hatta yatarken bile bağlamayla birlikte yatan bir arkadaşımızdı. Tabii Ali Fuat olsun, Cenk olsun, TABT'de bir basamaklar dizisi varsa gerçekten de bu diziyi, o basamakları, o çıtayı çok çok yukarıya çıkardılar. Her birisi bu arkadaşlarımızın hem akademik platformları olsun, araştırma boyutlarıyla, teknik boyutlarıyla olsun, halk müziğini, bağlama icrasını gerçekten çok üst düzeye çıkardılar. Hepsi bizim TABT'liler olarak medarı iftarımız oldu. Burada tabii birbirinden değerli, profesyonel yaşam içerisine de girmiş TABT'li dostlarımız var. Onlar da türkülerini, sazlarını, sözlerini bizlerle paylaştılar. Her birine de ayrı ayrı minnet duygularımızı iletiyoruz. Ve yine
aileleriyle birlikte tüm TEHBT'lilerin, TEHBT camiasının yurt içinde, yurt dışında Kıbrıs'ta HBT'lilerin bayramını tekrar tekrar kutluyoruz. Evet, söz kimde? Sen de mi yoksa sazla bizde mi? Hayır, şimdi artık yine söz sende ama çalıp söylediğim bölümde. Güzel bir şey. Affola diyelim. Sevgili TEHBT'liler, bugün bayram. Tüm TEHBT'lilerin şeker bayramını, Ramazan bayramını kutluyorum. Bugün bayram ortamı, bayram havasında bir oyun havası çalacağım. Elmadağlı bayram aracıdan alınma, oyalı da yazma başında. Başında kalem oynar kaşında, boyalı da yazma başında kalem oynar kaşında, yeter beklettiklerin çeşmelerin başında, yeter beklettiklerin köprülerin başında, eğmeli yavrum eğmeli fistan yere eğmeli, bildiğin sevdiği dünyalara değmeli, bildiğin sevdiği dünyalara değmeli. Evet.
bayramlar.
Sen cahile uyuyamam diyor. Biz orayı birden fazla kez söyledik. Hoş geldin Bensu. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Eyvallah, eyvallah. Sağlığınız, keyfiniz, her şey yolunda mı? Yolunda hocam. Sizi sormalısın. Nasılsınız? Sizi gördük, şahat olduk. Metin Başkan, ekrana sen de gel artık. Buralardasın. Barış'cığım sen de gelebilirsin. Sana da geçmiş olsun bu arada. Elektrik. Ne oluyor? Yani bugün yani, olmayan her şeyi oldurduk. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde halen ülkemizde maalesef elektrikler kesiliyor. Bensu hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. HBT Başkanımız Bensu. Aynı zamanda evet. Orijinal Kıbrıslı. Evet. Nasıl Kıbrıs'ta durumlar? İyi hocam. Her şey yolunda şu anlık. Yavaş yavaş normalleşmeye dönüyoruz. Çok şükür. Öyle. Başkan, bu arada hepinizin bayramını kutlarım. Bayramımız kutlu olsun. Teşekkürler Bensu. Diğer HBT'li arkadaşların da bizi izlediğini biliyoruz. Selim evet. Aslan'la buradan bizi izleyen veya izleyemeyen tüm HBT'li kardeşlerimizin de bayramını kutluyoruz. İnşallah ilk fırsatta tekrar bir araya geliriz. Biz İnşallah bir ara gelip bir haline getirmiştik. Her yıl geliyorduk Kıbrıs'a. Umuyorum önümüzdeki yıllarda yine sizlerin programlarınızda hem çaylaklar olarak hem fosiller olarak yer alırız. İnşallah hocam. Bu korona bitsin en kısa zamanda. Görüşelim, buluşalım. Bu arada çok güzel bir yayın oldu. Herkesin emeğine sağlık. Hem EBT adına tekrardan hem kendi adıma bütün herkesin bayramını kutluyorum. Fosil, Postlak, Çayla, bütün üyelerin bayramını kutluyorum. Çok şanslıyız sizden olduğumuz için, bu ailenin bir parçası olduğumuz için. Çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Can Hocam sayesinde sizleri tanıdık. Gerçekten iyi ki varsınız. Bu arada Can Hoca'ya da yürekten teşekkür ediyoruz. Evet. En başından beri Büyüten Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Sizlerin TABT entegrasyonunda Mustafa Atalay'a, evet. Mustafa Atalay'a tabii ismini benim hatırlayamadığım ya da bilemediğim birçok arkadaşımız da vardır. TABT, HBT ne diyelim, o kardeşliğini pekiştiren, birlikteliğini pekiştiren önemli tuğlalar vardır. Her birine de ayrı ayrı buradan teşekkür ediyoruz. Kesinlikle hocam. Bundan sonra herkese bu binayı hep birlikte daha da tuğlalarını yükselterek, çıtasını yükselterek hep birlikte ilerleyeceğiz önümüzdeki yıllarda da. İnşallah hocam. Aynı ruha sahip olduğumuz için kolaylıkla ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Aynen. Ya bizi güzel yapandı galiba genç kardeşlerin varlığı aslında bak. Şimdi düşünüyorum bizden büyük olanların ne hissettiğini iyi kötü anlayacak çağlara gelmişiz. Hep yeni pırıl pırıl birileri geliyor. Barış var orada hemen görüyorum. İşte Bensu orada. O yüzden TABT'yi başka bir gezegen diye tanımlıyorum. İyi ki varsın Bensu. İyi ki hoş gelmişsin. Safa gelmişsin. Barış'ım sen de. Teşekkür ederiz hocam. Yani çok değerlisiniz. Evet, orayı abi. Açık tutan herkese şükran doluyum. Gerçekten. Çok özelsiniz. Barış'ım sendeyiz. Tamamdır. Bu gece bize eşlik eden, yardımcı olan, teknik destek sağlayan, bizi izleyen bütün çaylaklara, fosillere çok teşekkür ediyoruz. Bizi her zaman yalnız bırakmayan ve asla desteğini esirgemeyen Hasan abiye özellikle teşekkür ediyorum. Bu gece bize biraz moderatörlük anlamında yardımcı oldu, sağ olsun. Bir de videolarımızın aralarında da güzel yorumlarıyla bizi burada canlı tuttu her zamanki gibi. Yine dönem sorumlumuz Metin abiye de çok teşekkür ediyorum. Bugün beraber bu programda beraber açtık, beraber kapatıyoruz. Zaten son olarak da sözü ona vermek isteyeceğim ben de. Yine EBT'ye buradan selamlar. Bensu'nun burada olması bizim için çok kıymetli. Onları temsilen de kendi şahsı adına da burada olması çok güzel. İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Arkada da Hakan Polat var. Asıl akışla alakalı kısımdaki onun emekleri çok özel. Hakan abi bugün çok yorduk. Hakan abi bugün büyük teller döktü bizim için gerçekten. Kendi de çok yoruldu arka planda. Biraz da gecikmeler yaşadık ama
Zaten bu anlamda Çağrı Gecesi'nde de yine Hakan abiyle aynı telleri dökmüştük. Burada da beraber yürütmeye çalıştık. Sağ olsun o da hiç yalnız bırakmıyor bizi. O zaman ben kapatmadan sözü son bir Metin abiye bırakayım. O da söylemek istediklerini söylerse benden bu kadar diyorum. İyi geceler herkese. Barışcan çok teşekkür ediyorum. Tabii son bıraktığı noktadan ben devam edeyim. Hakan herhalde bugün, bu akşam en uzun gecesini yaşadı. Gerçekten hem teşekkür ediyoruz hem de Hakan'cığım çok geçmiş olsun diyoruz. Her türlü aksaklığa rağmen evet nihayete ulaşabildik. Barışcan sana çok teşekkür ediyoruz bu güzel ev sahipliğin için. Hasan Baba sana her zamanki gibi yürekten teşekkür ediyoruz. Moderasyonun için, yönlendirmen için, hazırlıklar için. Arkadaki tüm arkadaşlara, TABT Fosil yönetim grubundaki arkadaşlarımıza, teknik ekibe her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ben su renk kattın bu akşam HBT'liler olarak gerçekten gurur duyuyoruz sizlerle. Büyük bir bizim gücümüz aynı zamanda TABT'nin Yavru Kıbrıs'taki Yavru HBT'si bize katılarak bize büyük moral verdiniz aynı zamanda. Şahsında tekrar tüm HBT'li arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Evet, zor zamanlardan geçiyoruz. Aldığımız her nefesin kıymetinin çok önemli olduğu, kıymetini daha fazla anladığımız bir dönemden geçiyoruz. Buluşmalarımızın, bir aradalıklarımızın, beraberliklerimizin öneminin daha da arttığı bir dönemden geçiyoruz. Ama TABT'nin farkı çok zor koşullar altında olsa da, büyük heyecanla olsa da, teknik aksaklıklarda olsa da biz bir arada olmayı, geleneklerimizi sürdürmeye çalışan bir topluluğuz ve bunu azimle de sürdürüyoruz. Tabii bu dönemde, önümüzdeki dönemde birçok program hazırlıyoruz ama normal hayata dönük olarak maalesef pandeminin uzamış olması, yakın gelecekte de sanki normal hayata dönmemiz güç olacağını öngörerek yine YouTube üzerinden, TABT TV üzerinden burayı çok daha aktive ederek buluşmalarımızı bu şekilde sürdürmeye çalışacağız. Güzel bir bayram kutlaması oldu tüm aksaklıklarımıza rağmen. Ama önümüzde bir başka bayram var. Birkaç gün sonra 19 Mayıs'ı Büyük Önder'in Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümü değil mi? Ne oluyor? 2021 102. yıl dönümünü kutluyoruz ama biz TABT'liler olarak aslında kutlamaya başladık bile. TABT YouTube kanalımızda, TABT TV'mizde bir program ekledik. Geçtiğimiz yıl Tunca ağamızın döneminde hazırladığımız, büyük bir heyecanla hazırladığımız bir programdı. Ağar abilerin yine pandemi koşulları altında yurdun dört bir yanından kendi çekimleriyle katıldığı, İsmail abinin de sazıyla bir Hüdayda oyunumuz vardı. Oradan onu paylaşarak 19 Mayıs'ı kutlamaya başladık ve yine 19 Mayıs'ta da bir program hazırlığımız var. Umarım aksaklıklar olmaz. O programı da hep birlikte takip ederiz diyorum. Ben tekrar tüm TABT camiasının fosilleriyle, fosfatlarıyla, çaylaklarıyla, yurt içinde, yurt dışında olanlarıyla, hepsinin aileleriyle birlikte bayramını kutluyorum. İnşallah bu koşullar altında cam ne derler deniyor, cam ekran arkasında son kutlamamız olur. Bayramlar kucaklaşmanın aynı zamanda ne diyelim en zirveye çıktığı günler, kutlamalar. Umuyorum bir dahaki bayramı biraz zor görünüyor ama yine bayramın üçüncü günü TABT Barakası'nda Barış Canlar'ın ev sahipliğinde bu sefer kucaklaşarak gerçekleştiririz diye umuyorum. Bu vesileyle hepinize ayrı ayrı ve tüm izleyenlere ve izleyecek olanlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Kalın sağlıcakla.